altılı masa kimi seçerse o aday olacakmış. Onlardan ve onların dikte ettirdiği yok hükmündeki kararlardan asla korkmuyorum. Seçimler yaklaştıkça siyaset sertleşti. Erdoğan yargısının Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak kararı kartları tekrar dağıttı. Bütün gözler Altılı İttifak'ın doğal lideri konumundaki Kemal Kılıçdaroğlu'na döndü. Tek bir sözü masayı dağıtabilir, Ekrem İmamoğlu'na da başkanlık yolunu açabilir. Net mesaj bekleyenler biraz gergin. Mesajların tonuysa İmamoğlu'nu sevenleri mutlu edecek renkte değil. Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Mitingdeydik de mitinge de gittik, destekledik. Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Demokrasiye bir darbedir. Kesinlikle savunmuyoruz. Yargının işine biz karışamayız. Ahmaklar dediği bir savcılar var. Demek ki o cezayı hak etmiş. Sorduğunuz soruya istinaden kısa ve net cevap vereceğim. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını koysun. Her şey değişsin artık ve her şey çok güzel olsun. Kazanır. %90. Çünkü şu anda yapılan anketlerde 64.90 haksızlık. Kendisi aday olacak. Öyle bir egosu var zaten. Yıllardır da bırakmadığı gibi 10 seçim kaybedip. Sayın Başkan'ın öyle bir egosu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Daha farklı bakıyordur olaya. Genç yüreklere, genç insanlara daha fazla yer verilmeli artık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığı için ittifakı ikna etmeye çalıştığı artık net. Yaptığı konuşmanın tonu da bunu ele veriyor. CHP grup toplantısına çağrılan İmamoğlu'nun vücut dili ise her şeyi anlatıyor. Türkiye'de adaletin olmadığını gösteren bir kanal. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin varlığını eline geçirip seçimde kullanmak üzere yapıyorlar. Sırf sadece ahmak kelimesinden ötürü bir belediye başkanına, yani hepimiz oy verdik. Bir ceza getirmek tam bir mantık dışı bir harekettir. Çok çok ayıp bir şeydir. Saraçhane'de şov yapmak, bilmem ne yapmak. Ya baba sen adaysan çık, aday ol ya. Bu millet seni Tayyip Erdoğan'ı çıkarmış şeyden, hapisten cumhurreis yapmış. 20 yıldır ona teslim. Ya sen de olursun. Buna engel kimse tanımaz. Böyle şov yapmak, mağduriyet gibi göstermek bilmem. Ya bu kolpaçinolara milletin karnı tok. Bir şey diyemiyorum. Çünkü ülkede adalet diye bir şey yok. O yüzden çok fazla yorum da yapmak istemiyorum. Ben de ceza alırım diye korkuyorum. Türkiye'nin genel problemi o. Şimdi İmamoğlu gibi binlerce, on binlerce mağdur var. Şu anda kazanacakları düşündükleri için, bir ittifak söz konusu olduğu için Kılıçdaroğlu bence kendi aday olacaktır diye düşünüyorum ben. Belediye başkanı aday göstermeyeceklerdir. Yok yok, yapmazlar onu. Kılıçdaroğlu o koltuğu bırakmaz. Ben Mansur Yavaş destekliyorum. İnşallah o çıkar. Ona da oyarım onu. Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden Ekrem İmamoğlu'na her türlü desteği veriyor. Hatta deyim yerinde ise onu yere göğe koyamıyor. Ancak o sihirli kelimeyi söylemiyor, adaylık için adını telaffuz dahi etmiyor. Efendim neymiş? 16 milyon insanın sevgilisini görevden alacakmış beyefendiye bakın. Sen kimsin? Ekrem İmamoğlu kim? Sen Ekrem İmamoğlu'nun tırnağı bile olamazsın. Bence altılı masa herkesin beğenisini kazanmış. Siyasetle ilgisi olması da şart değil. Ama herkes tarafından sevilen, sayılan, hürmet edilen biri olabilir. Madem geçiş dönemi, ama bu geçiş döneminin çok iyi geçilmesi lazım. Bu geçiş döneminde yapılan hata ilk fırsatta yine bu partiyi birinci parti seçer. Çünkü parlamenter sisteme geçildiği zaman ilk yapılan seçimlerde yine en fazla oyu AKP alır. İlk seçim adam başarılıydı. İkinciye girdi. Yine İstanbul halkı onu tercih etti. Ben tahmin ediyorum yine de aynı şekilde İmamoğlu çok az farkla da olsa kazanacağını düşünüyorum. Eğer aday olursa. Altılı masada bozulacağını düşünüyorum. Meral Akşener o masayı bozacak. Tayyip Erdoğan tecrübeli bir siyasetçi. İmamoğlu'nun o altılı masadan aday çıkacağını tahmin ediyor. Kesinlikle biliyor veya bir duyum aldı veya tahmin yapabiliyor. Fakat ben adayın en büyük kendisini rakip onu görüyor. Onu görüyor. Onun için her türlü engel olmaya çalışıyor. Ters köşe yapabilirler. Bu olmamış bir şey değil yani. Ters köşe yapabilirler. Bence Mansur Yavaş'ın üzerinde yoğunlaşmak lazım. Kim yönetecek bizi? Altılı masa mı? Hale bir aday çıktı yok. Sadece mercimek çorbası mı yiyorlar? Şey mi yiyorlar? Bir toplanıyor, yapıyorlar. Ne çıkıyor pilav günü? Aday yok, bir şey yok. Sadece toplandık, dağıldık. Toplandık, dağıldık. Bakalım dağınık görüntü veren altılı masa adaylık sınavını hasarsız atlatabilecek mi?
Vallahi abi İmamoğlu'yu seviyoruz. Hakkını da veriyor yani. Reisi de ayrı seviyoruz ama İmamoğlu bir şey yaptıysa boş bir şey yapmamıştır yani. Bence İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapsın. Cumhurbaşkanlığı olmasın. Cumhurbaşkanlığı olabilecek kapasitede pek göremiyorum. Kılıçdaroğlu ne dedi? Herkes görevini kendisi yapacak dedi. Ne demek istiyor? Sen belediye başkanısın. Belediyenin güzel çalıştır kardeşim. Bize bu yeter. Herkes Bay Kemal'i beklesin.